Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videomda anlatmış olduğum lastikli makasen bobetin üzerindeki bantın anlatımını yapmak için geldim. Elimden geldiğince detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde ördükten sonra iki tane de düğme dikip üzerine monte ediyoruz arkadaşlar. Dilerseniz anlatıma geçeyim. Yine ip olarak aynı patiklerimde kullandığım ip kullanacağım. Tığ olarak da yine aynı babeti örerken kullandığım 3 numara 1.70 milim tığ tercih ettim. Şimdi 20 tane zincir çektim arkadaşlar. 20 tane zincir çektikten sonra hemen yanındakinden başlayarak sık iğne örmeye başlıyoruz. Yanındakine batıyoruz. 2 3 4 5. Burada toplam 19 tane sık iğne öreceğiz. 6 7 8 ve 19. Şimdi bu sonda battığımız yerle beraber toplam 3 tane sık iğne yapacağız aynı yuvanın içine. Birinciyi yapmıştım, 2. Üçüncüyü de yaptım, 3. Şimdi hemen ipimizi de alttan yürüterek dönüyoruz ve hemen sırasıyla gelen ilmeğin içine batıyoruz. Şimdi burada 18 tane sık iğne yapacağız. 3 5 6 İpimizi de alttan yürütüyoruz. 7 8 17 ve 18. Şimdi 18. sık iğne ile beraber hemen aynı yuvanın içine 2 tane daha yapıyoruz. Üçlemiş oluyoruz. Ve hemen yanındaki ilmeğin üzerine batarak kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve hemen dibine aynı yere bir tane daha batıyoruz. Şimdi burada 19 tane sık iğne öreceğiz. 2 tane ördüm. 3 4 5 6 7
18 ve 19'uncuyu ördüm. Şimdi burada aynı yere bir tane daha batıyorum. Bir çift ördüm. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir çift daha öreceğim. Aynı yere bir daha batıyorum. İkinci çiftimi ördüm. Şimdi hemen yine yanına batıyorum. Üçüncü çiftimi ördüm. Ve hemen yanına sık iğne örmeye başlıyorum. Yine 19 tane sık iğne öreceğiz. 2 tane ördüm. On beş, 16, 17, 18 ve 19. Yine 19. sık iğnenin içine bir tane daha batıyorum. İlk çiftimi oluşturdum. Yanındakine de aynı yere 2 tane batıyorum. İkinci çift oluştu. Üçüncüye de batıyorum. Onu da çiftliyorum. Ve hemen yanındakini kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. 2 tane ördüm. Burada 20 tane sık iğne öreceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 ve 20. 20'nin dibine hemen bir tane daha batıyorum. Bir tane tek yaptım. Bir çift, bir tek ve hemen yanına tekrar bir çift. Hemen yanına bir tek ve oraya yanına da bir çift. Toplam 3 tane çift öreceğiz. Döndüm. Hemen yanındaki ilmeğe batarak sık iğne örmeye devam ediyorum. 20 tane öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 Evet, 20'ye geldim. 20'ye hemen çift batıyorum. Yanına bir tek. Hemen yanına bir çift. Yanına bir tek. Bir çift. Ve hemen kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Dibine aynı yere batıyorum.
sık iğne örmeye devam ediyorum. Bir tane sık iğne ördükten sonra hemen 21. battığımız yerin dibine bir tane daha batıp çift yapıyorum. Yanına bir tek, yanına bir tek daha, bir çift, iki tek yaptım arkadaşlar. Yine bir çift, yanına bir tek, ikinci tek, bir çift, iki tek şeklinde öreceğiz. Ve üçüncü çiftimi yaptım. Şimdi yine sık iğne örmeye devam ediyorum. 21 tane sık iğne öreceğim. Ve 21.'ye geldim. Hemen dibine batıp çift yapıyorum orayı. Yanına bir tek, ikinci tek. Şimdi ikinci çiftimi yapıyorum, aynı yere batıyorum. Yanına yine bir tek, hemen yanına bir tek daha ve üçüncü çiftimi yaparak bantımızı bitireceğiz. Hemen bu tarafa kaydırmayla birleştiriyorum. Sıkıca bir zincir çekiyorum arkadaşlar ve ipimizi keseceğiz. Bantımızı bitirdim. Şimdi bunu alt tarafa saklarsınız. Bantımızın arka tarafını toparladıktan sonra ipleri. Benim elimde bu düğmeler vardı. Örnek olsun diye hemen bunları üzerine koydum. Bu şekilde tam bu kenar yerlerine düğmeler geldikten sonra böyle tutturursunuz. Batiğin aynı renk ipinden arkadaşlar incelterek. İki tarafını tutturup diktikten sonra da bobetin üzerine monte edersiniz. Anlatımım bu kadar. Tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı, güzel, detaylı bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.